Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Empara mobil uygulamasında kare kod işlemlerini anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana menüden kare kod işlemlerine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada kare kodla yani QR kodla adlandırabileceğimiz ATM'den hızlı para çekme işlemlerini, ATM'deki diğer işlemlerinizi, para transferlerinizi, ödeme işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada örneğin siz kartınız yanınızda değil ama para çekmeniz gerekiyor. ATM'den uygulamaya giriş yaptıktan sonra ATM'den hızlı para çekme seçeneğine giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi paranın çekileceği hesabınız otomatik tanımlanıyor. Çekilecek tutarlardan 50, 100, 200, 500, 1000 ve 1500 TL hazır olarak karşımıza geliyor. Üzerine tıklayarak para çekebilirsiniz veya farklı bir tutarda buraya girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi para çektirdikten sonra onayla seçeneği karşımıza çıkıyor. Burada cep telefonumuza bir SMS onay kodu geliyor arkadaşlar. Bunu girdikten sonra onayla diyerek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi QR kodu okutmamız için bir kamera açılıyor. Burada bu kamerayı ATM'nin üzerine yer alan QR kodunu okutarak para çekme işlemini tamamlayabiliyoruz. Burada aslında artık temassız işlem dediğimiz ATM'ye dokunmadan sadece üzerindeki QR kodunu okutarak burada işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde ATM'den diğer işlemlere baktığımız zaman yine cep telefonumuza gelen kodu girelim burada. Onaylayarak ilerliyorum. ATM'de yapacağınız diğer bütün işlemler için yine QR kodunu okutarak ATM'de yapabileceğiniz işlemleri açabiliyorsunuz. Burada karşısız işlemlerden arkadaşlar. Para transferlerine baktığımız zaman da gördüğünüz gibi kare kod okutma yöntemlerinden buradan kameraya okut veya fotoğraflardan seç diyerek daha önce indirdiğiniz bir kare kodu yine buradan okutabilirsiniz. Kameraya okut diyerek yine buradan para transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Alıcıya ait QR kodunu burada okutmanız yeterli arkadaşlar. Ardından ne kadar bir tutar göndermek isterseniz onu yazıp gönderebiliyorsunuz. Ödeme işlemlerine baktığımız zaman da aynı şekilde eğer bir mesela alışveriş yapmaya gittiniz ve burada post cihazının üzerine bir QR kodu görüntülüyorsunuz. Bu QR kodunu yine buradan okutarak ödemeyi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar veya yine internet sitelerinde aynı şekilde sanal ticarette QR kodlar kullanılmaya başladı. Sadece QR kodunu okutarak kart bilgilerinizi doldurmanıza gerek kalmadan burada ödeme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Mevcut kare kodlarınızı da yine buradan oluşturabilirsiniz. Hesabınızı tanımlı kare kodlarını yeni kare kod oluştur diyerek buradan örnek bir tutar girerek veya normal kare kod oluştur diyerek oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi serbest tutar şeklinde oluşturuldu. Paylaş diyerek bu özelliği de paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.